Evet. Herkese iyi akşamlar. Evet, herkese iyi akşamlar. Bugün Doktor Semra Hanım'la birlikte çocuk hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Semra Hanım'la birlikte olacağız. Şimdi İnşallah kendisi bizle bağlantı kursun. Bugünkü konumuz yeni doğan. Tabii ki hamilelik ve doğum üzerine hep konuşuyoruz ya. Bunun tamamlayıcısı olarak bugün yeni doğan dönemini konuşacağız. Kendisinden bakayım. Ben bir canlı yayın isteyeyim. Şu an yayın isteğini gönderdik. Ve Doktor Semra Hanım karşımızda. Merhaba Merhaba. Semra Hanım. Nasıl gidiyor? İyi misin? Merhaba, iyiyim Kaan'cığım. Sen nasılsın? Ev Ben halkı, de iyiyim. Çok herkes iyi teşekkürler. mi? Vallahi herkes gayet iyi. Sizinkiler de iyi değil mi? İyiler, çok şükür. Hepimiz iyiyiz, evdeyiz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Çok sürecin ne kadar devam edeceğini bilemediğimiz için bebekler ve aileleriyle ilgili çokça soru alıyoruz. Özellikle en büyük kısımlardan birisi de yeni doğan dönemine ilişkin. Teşekkür Evet. ederim. Sen de bu yayına benimle beraber Ya açıkçası benim senden öğrenmek istediğim o kadar çok şey var ki. çok Bu çok hamilelik güzel. doğum olayını biliyoruz ama özellikle bazı konuları ben buraya not aldım. Şimdilik de yorumları da kapattım. Tamam. Senden birçok şey anlatmanı isteyeceğim. Tabii ki. Öncelikle bir kere çok bir şey merak ediyorum. Bunu anne adayları da merak ediyorlardır. Doğum yapmış olanlar da merak ediyorlardır. Hani biz bebeği doğumda teslim ediyoruz ya size. Siz ondan Evet. sonra alıyorsunuz şeyin altına, ısıtıcının altına. Ne yapıyorsunuz orada? Ne yapıyoruz orada? İlk yapılması gerekenleri yapıyoruz. Bu arada Kaan'cığım bir şey söyleyeceğim. Sesin çok tınlamayla geliyor. Böyle bir uğuldama var sesinde. Benimkinde Şu var anda mı öyle mi? bilmiyorum. Evet, şu anda öyle. Uğuldama. Evet, uğuldama var. Neden olur acaba? Bilemedim. Sana mı öyle geliyor acaba? Tülin istersen öbür odadan bir kontrol etsin. Çok mu Sanırım rahatsız edici bir uğuldama? yani böyle hoparlörden geliyor gibi sesin. Peki şeylere soralım. Şu anda bizi izleyenlere soralım. Siz de öyle bir Tamam. şey hissediyor musunuz? Nasıl? Ses nasıl geliyor? Sorun yok dedi. El Tamam, o salladı. zaman soru yok. Benim için sorun Test yok. okey dedi. Tamam. Tamam, o Tamam. zaman soru yok. Tamam. Şimdi biz neler Evet. yapıyoruz? Önce ilk yapılması gerekenleri yapıyoruz. Bir kere mutlaka bebekleri anne karnının o sıcak ortamından çıktıkları için öncelikle sarıyoruz. Ondan sonra bir ısıtıcının altına alıyoruz ki hipotermi ile ilgili bir sıkıntı yaşamasınlar. Daha Evet. sonra ilk yapılması gereken rutinler var. Bunlardan bir tanesi K vitamini. Doğduktan sonra bebeklerin vücudunda eksik olan nadir şeylerden bir tanesi K vitamini. Ve bu K vitamini Orada mı yapılmaz. yapıyorsunuz? Yani o ilk muayene esnasında mı yapıyorsunuz? İlk muayene esnasında hatta çoğu zaman aşağıdaki bizim o acil doğum odasında bebeği görüp de sağlıkla bebek odasına götürdüğümüz zaman çoğu zaman biz ilk muayeneye başlamadan hemşire arkadaşlarımız bu ilk rutinleri yapıyor. Bunlardan bir tanesi K vitamini. K Evet. vitamini eğer yapılmazsa çok önemli sonuçları olan bir vitamin. Kanama pıhtılaşma ile ilgili çok önemli mekanizmalarda yer alıyor. Ve K vitamini eksikliğinde yeni doğan döneminde çok ağır beyin kanamalarına giden sonuçları olan ciddi problemler yaşanılabiliyor. Son yıllarda böyle çok değişik uygulamalar ve çok değişik istekler görmeye başladık. Bunlardan bir tanesi mesela doğumdan sonra hiçbir şey yapılmasın diye istenilen bebekler var. Bunlar
buna K vitamini de dahil. Ama bir kere bile yeni doğanın K vitamini eksikliğine bağlı yaşadığı beyin kanamasını görmüş bir kimse asla böyle bir istekte bulunamaz. Anladım. Dolayısıyla çok önemli. Allah korusun ya. Yani şimdi direkt olarak biz beyin kanaması diye girmeyelim, dur. Yani Yok, tabii K K vitamini vitamininden için. bahset. Anladım. K Peki göz vitamininden damlası da bahsediyoruz. yapıyorsunuz değil mi? Bir de göz damlası veriyorsunuz. Tabii göz damlası. Önce hayır yani ciddi sonuçtan bahsediyoruz. Bunu zaten K vitamini mutlaka yapılması lazım. Göz Evet. damlasını konjüktivitten koruyucu olarak yapıyoruz. Ondan Evet. sonra kan grubunu alıyoruz. Hepatit B aşılarını yapıyoruz. Hepatit B aşısı doğumda yapılması gereken tek aşı Evet. ve doğduktan sonraki ilk saatlerde bunu uyguluyoruz. Tamam. Bunun dışında çok fazla bir de rutin tam kan sayımını alıyoruz her bebeğin. Bunun dışında tarama testleri ilk anda alınamıyor. Bunlar Evet. belli bir Onlara geleceğim beslenme. Semra'cığım. Hah, Onlara tamam. geleceğim. Onları da not aldım. Şimdi ben bir şey daha merak ediyorum. Bütün anne adayları da merak ediyordur. Sizin gözünüzde, çocuk doktorunun gözünde yeni doğmuş bir bebeğin kilosu kaç olmalı? Kaçla kaç arasını siz normal kabul ediyorsunuz? Yani miyadında doğmuş bir bebek siz tarttığınız zaman ne olursa normal diyorsunuz, ne olursa düşük Yani kilolu veya işte toplu bebek diyorsunuz. 2500 gramın altındaki bebekler normal zamanında doğmuşsa bizim için düşük doğum tartılı Tamam. bebeklerdir. Dolayısıyla bu SGA dediğimiz bebekler sizlerin gayet bize öncesinde uyardığınız söylediğiniz bebekler çoğu zaman başka bir sıkıntısı olmaksızın minik bebek olarak doğarlar. Evet. Zamanında doğmuşlarsa. Ve bu bebeklerin sonraki seyirleri de, sonraki takipleri de diğer bebeklerden farklı olur. Farklı şekilde izlenilmesi gerekir. Ve 2500 gramın üzerinde doğan bir bebek, anneler için 3 kilogramın altı hep zayıf bebektir. Ondan sonra bizim için öyle değildir. 2500 gramın altındaki Evet. bebekler bizim için Böyle eve SGA avca gelsin falan derler ama sonuç itibariyle 2500 grama 4000 gram arası sizin için normal değil mi? normaldir. Evet. Ve 4000 gramın üstündeki bebeklerde bizim için başka bir sorunu olup olmadığını sorguladığımız bebeklerdir. Başta diyabetik anne çocuğu var mı diye sorgularız. Ama çoğu zaman da bu Onlarda da bir sorgulamayı sorun çıkmaz. yaptığımızda onlarda da bir sorun çıkmaz. Bu iki grupta da sadece dikkat edilmesi gereken, yani LGA bebekler için de, SGA bebekler için de, minik bebeklerimiz için de biraz daha SGA için daha belirgin olmak üzere biraz daha takiplerinin daha farklı olması gerektiği son yıllarda Anladım. düşünülüyor. Çünkü bu Tamam. bebekler baştan itibaren ailelerin çok büyük endişelerine maruz kalıyorlar. Anne hep yanında aynı zamanda doğan işte 3500 gram bir bebekle doğan bir bebekle aynı gelişmesini bekliyor ve aynı o açığı kapatmak için çok hızlı büyümesini istiyor. Halbuki bu Tamam. seyirler daha sonra anlatacağım. Aynı şekilde olmamalı. Bizim için 2500 gramın Tamam. üstündeki 2500 bebek gayet grama 4000 sabit. gram arası normal. Ben yine Evet. sık sık sorulan soruları gözden geçiriyorum Tabii. şimdi. En sık sorulan sorulardan bir tanesi. Bebek doğar doğmaz yıkanıyor mu? Hayır. Eskiden yıkıyorduk. Şimdi Bunu bir yıkamıyoruz. netleştirelim. Evet, Evet. artık yıkamıyoruz. Çünkü o üzerindeki o bebeklerde görünen kremsi bir tabaka vardır Vernix doğduktan sonra. tabakası, O vernix tabakası o bebeği koruyucu özelliği olan bir tabakadır. Dolayısıyla doğar doğmaz biz bunu yıkayıp da bebeğin üzerinden alıp da o korumasını engellemek istemiyoruz. Sadece bir miktar hemşire arkadaşlarımız siler evet. vücudunu. Ondan sonra orada da çünkü çoğu zaman üzerinde kan olur. Ondan sonra o majör üzerindeki birikintiyi çok fazla almadan hafif bir şekilde sileriz. Ondan O kadar diyorsun. sonra Evet. zaten giyindiririz. Peki bebeklerin doğumhanelerde özellikle yoğun çalışan doğumhanelerde karışmaması için ne gibi önlemler alınıyor?
Doğar doğmaz hemen çoğu zaman değil her zaman benim bugüne kadar gördüğüm doğumhanede bir bileklik takılır ayağına bebeğin. Dolayısıyla bu bileklik baştan itibaren takıldığı sürece karışma ihtimali bebeklerin yoktur. Ailelerin bu konuda size hep endişeleri vardır. Sürekli Tabii canım. size Arada baba kaynayan yok. Yani hani olmuyordur, pratik olarak değil kaynayan mi? mümkün değil. Yani hani Ya biz mümkün olması Çapa'da günde mümkün. 20 tane doğum falan yaptırıyorduk. Ama o Ama gerçekten zamanlarda yani ben espri yaptım tabii ki canım. Yani öyle bir şey olabilir mi ya? öyle bir şey Böyle ayak bir de bile topuğuna bir de mavi bir mürekkeple hemen ayak ipi alınırdı. halen alınır. O Onun halen çok fazla bir anlamı yok ama herhalde, değil mi? yani bir anlamı yok. Kimse bu zamana kadar ay bebeğimi tekrar bir mürekkeple bastırayım bakayım ayak izi ne olmuş diye düşünmüyor. Ama Yani oradan evet. o ayak bilekliği çok tipiktir. Çoğu zaman da hatıra olarak saklanılır aileler tarafından. Benim Evet. mesela kızımın kenarda durur o. İşte bebek akman diye yazar bir kenara. Ama böyle bir şey mümkün değil. Aileler çok endişeler. Size de söylerler hatta Tabii canım, doğum tabii olur, tabii. sırasında. Aman karışmasın Kaan Bey. Aman işte yanında birisi gitsin de karışmasın başka bir bebekle diye Evet, ama evet. böyle bir şey mümkün değil yani. Aha. Bir şey soracağım. Şimdi hastaneden taburcu olurken bebek bir kilo Evet. vermiş oluyor. Onu da Evet. anneler onu çok kafaya takıyorlar. İşte bebeğim kilo verdi diye. Bu zaten fizyolojik bir kilo verme değil mi? Ve ne kadar olmalı? Ne kadar zaman sonra tekrar doğum kilosuna geri döner? Şimdi şöyle ilk bir hafta bebek total kilosunun %10'unu kaybedebilir. Bu anne karnındaki doğduktan sonra vücudunda bir miktar bir ödem vardır. Bu ödemi atınca da bir miktar kaybedebilir. Çoğu zaman bu taburcu olurken yaklaşık %5 civarında bir kayıp görülebilir. Bu normal bir durumdur. Ama totalde bir hafta sonunda bir bebeğin %10'dan fazla tartı kaybetmesini istemeyiz biz. Eğer ki birinci haftanın sonunda bu %10 tartı kayıplarının üzerinde çok büyük kayıplar görüyorsak o zaman anne sütüne takviye yapmayı düşünürüz. Total olarak bir bebeğin ikinci hafta sonunda doğum tartısını yakalamasını bekleriz ve isteriz. Tamam. Şimdi çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Doğumhanelerde yani bebek hemşireleri tarafından ya bariz bir şekilde ya da çaktırmadan böyle mama veriyorlar. Susturmak için. Hiç Yani öyle bir şey yok. yok değil mi Hiç öyle bir öyle şey? Öyle diyorlar işte bir şey. mama verdiler falan filan diye. Evet. Hiç öyle bir şey yok. Asla bebek dostu hastaneler kavramı var artık. Hemşire arkadaşlarımız son derece eğitimli, son derece hassaslar ve benim gözlediğim özellikle bebek odası hemşireleri, benim bu civarda yıllardır beraber çalıştığım hemşire arkadaşlarımın çoğunun ortak özelliği çok uzun yıllardır bu işi yapan insanlar olması. Dolayısıyla bu konuda anne sütü verme konusunda ileri derecede hassaslar. Asla böyle bir şey yapmıyorlar. 10 cc, 20 cc bile gerekli durumda hekimin orderıyla anne sütü dışında mama veriyorlarsa bunu mutlaka aileye bildiriyorlar. Asla söylenilmeden mama verilmesi mümkün değildir. Yeni Bak doğan anneler bunları iyi dinleyin ha. Bak hep soruyorlar bize. Mama verdiler çaktırmadan işte. mümkün değil. Mümkün Değil değil. mi? Mutlaka bunu Süper. Bak bu bildiriyorlar. çok Diyorlar ki aydınlatıcı bir şey oldu. ve Evet bu çok yoğun aydınlatıcı bir şey oldu. bakımlarda bile böyledir. Derler ki işte şu kadar anne sütü getirdiniz ama bu anne sütü olur da bu gece yeterli olmazsa yani bebeğin çoğu zaman işte artık o yoğun bakımdan çıkmasına yakın anne sütü isteği artar. Derler ki işte bu anne sütü bıraktığınız anne sütü yeterli olmazsa belki bir kere takviye yapmamız gerekebilir. Bunu da bildirirler. Süper. Çok güzel oldu. Bu benim için de çok iyi bir bilgi oldu. Ben arada sırada verdiklerini düşünüyordum vallahi açıkçası. Yok, hayır. Bunu bildirirler. Niye Tamam, süper. böyle bir sorumluluğu alsınlar ki? Tabii canım. Yani bence de. Peki. Şimdi bir soru daha. En çok sorulan sorulardan bir tanesi şu yeni doğan sarılığı. Yeni doğan sarılığı için sizin kriterleriniz nedir? Yani yeni doğan sarılığı ne demek?
Yeni doğan sarılığı, şimdi birçok faktör var bir bebeğin sarılığına neden olan. İşte kırmızı kan hücrelerinin daha kolay parçalanması, karaciğer hücrelerinin bu konudaki fonksiyonlarının biraz daha yeni doğan döneminde yetersiz olması, bağırsaktan emilimin yetersiz olması gibi nedenlerle bebeklerde birçoğunda yeni doğan sarılığı görüyoruz. Ama ilk 24 saatte olan sarılık her zaman patolojik bir sarılıktır, önemli bir sarılıktır ve altında mutlaka bir neden vardır. En sık olarak RH uygunsuzlukları olmak üzere. Yani 24 saatten sonraki sarılıklardan biz o daha çok görülenler onlar değil mi? Tabii ki. Ondan sonra genellikle 24 saatten sonra oluşan sarılıkların genellikle ilk ortaya çıkışları 48-72. saattedir. Ve bu 48-72 saatten sonra da genel olarak tecrübemiz 4 ile 7 gün arasında bu sarılık değerlerinin genellikle maksimum değere ulaştığı zamanlardır. Biz bu yüzden zaten bebekleri taburcu olduktan sonra 2 ile 4 gün arasında kontrole çağırma nedenlerimizden birisi de bu sarılık değerinin en fazlaya ulaştığı zamanlarda bu bebeği görelim. Eğer ki sararmışsa biz bu değeri bilelim, ona göre müdahale edelimdir. Burada hani genel bir şey söylersek 3 günden sonra, 72 saatten sonra halen kriterler bazı hekimlere göre değişebilir ama hani bizim o klasik çizelgelerimiz vardır ya, bu çizelgelere göre 2500 gramın üzerinde doğan bir bebekte 16,5'un üzerindeki sarılık değeri 16. ışına 16,5 değerinin üzerindeki sarılık değeri ışın gereksinimi bize düşündürür. Yani fototerapi Fototerapi gerek. yani. Evet. Evet, fototerapi gereksinimi ne düşündürür? Ama bazı hekim der ki bu çocuk işte dünden beri çok güzel kilo almış. Annesini de çok güzel emiyor. Eroş uygunsuzluğu ve AB uygunsuzluğu yok. İşte 16,5'u gördüm. Ya bir ben bunu bir 8-10 saat sonra bir daha kontrol edeyim. Belki düşecek. Başka bir risk faktörü yoksa bu da çok yanlış bir yaklaşım mıdır? Değildir. Ama yani 18-19'larda artık halen bekleyelim, ışını almayalım diyemeyiz. Çünkü hani pratik olarak 20'lerden sonra ciddi zarar verdiği söylenilir. Ama hani bizim o klasik yeni doğan kitaplarında 16,5'un üzerinde 3 gün, 3. gününde bir bebeğe iki, tabii bu şeyde 48 saatte daha düşüktür, 15,5'tur. Ondan sonra 24 saatte son derece düşüktür. Bu 8'in altında, 8'in üzerinde alırız. Ama hani klasik en sık gördüğümüz şey 72. saat civarında sarılığın daha fazla olmasıdır. Orada da 16,5'un üstü diyebiliriz. Şimdi bu videoyu ben böyle anne adayları daha sonra kullansınlar diye YouTube'a ve Instagram'a yükleyeceğim de o yüzden böyle Tabii ki. hızlı hızlı ve kısa kısa böyle cevapları olacak şekilde bazı şeyleri ben biriktirdim, soruları biriktirdim. Tabii ki. Biriktirdim Tabii ki. sorulardan bir tanesi şu. Annenin yedikleri bebeğe gaz yapar mı? Yani şöyle pratik olarak yapmaz deniliyor. Ama şimdi son şeylerden birisinde Kaan'cığım, annenin anne karnında annenin karnındayken annenin yediklerinin kokuları amniyot sıvısına geçiyor deniyor. Yani bu kadar hassas bir şeyde hiçbir şey yapmaz demek benim tecrübelerime göre yanlış bir şey. Dolayısıyla ben ne diyorum ilk 3 ay için? Zaten gazın en yoğun olduğu dönem ilk 2 aydır. 2 ay ile 3 ay arasında azalır. 3 aydan sonra da sadece gaz problemi ise 3 aydan sonra da büyük oranda düzelir. Şimdi bir bebekte eğer gaz problemi yaşanılıyorsa annenin yediği fazla kuru fasulye, nohut, barbunya, çiğ soğan bunları arttırabiliyor benim Süt gözlediğim. içebilir mi? Sütü hiç önermiyorum. Çünkü ilginç bir şekilde bebeklerin süte karşı hassasiyeti süt ürünlerine hassasiyetiyle aynı değil. Yani yoğurt ve peyniri yiyin diyorum ben ailelere özel bir inek sütü proteini alerjisi düşünmüyorsak
Ama ben süt içmelerini hiç önermiyorum. Özellikle koliğin aktif olduğu dönemlerde bence inek sütü içmesinler. Ama bir Yani kek anneler emzirme dönemindeyken süt içmesinler. Süt ürünleri bence tüketebilirler. içmesinler. Tamam, İçmesinler. Yani süper. 3 aydan sonra bebeğin herhangi bir koliği yoksa, alerjisi Hı. yoksa, tabii ki çok süt aşkları varsa o zaman bir günde bir bardak içebilir, ama hani ben ilk 3 ay için özellikle aktif koliği olan bir bebekte hiçbir şekilde süt içmelerini önermiyorum. Ama inek sütü alerjisi gibi bir şey söz konusu değilse yoğurtlarını yesinler, peynirlerini yesinler veya bir sütün içine girdiği keki yemesinler demiyorum. Sadece saf sütü bu dönemde çok içmelerini önermiyorum. Süper, çok güzel. Bir bebek doğduğu andan itibaren ne kadar zamanda bir emzirilmeli? Şimdi ben ilk bir ayda biraz daha bu periyotları kısa tutmalarını öneriyorum. Çünkü ilk bir ayda çoğu zaman özellikle ilk bebek her annenin çocuk doktoru olsa bile acemiliği. Yani ben bunu kendimden de hatırlıyorum. Dolayısıyla bu dönemde uzun aralar vermeyelim diyorum. Yani çocuk kendisi acıktığı zaman kalkana kadar ki bu bazı çocukta 2 haftadır, bazı çocukta 1 ayı bulabilir. İlk bir ayda benim önerim gündüz 2 saat, gece 3 saati geçirmeden emzirelim diyorum. Bu da bir beslenme bittikten öbür beslenmenin başlangıcına kadar olan süreden bahsediyorum. Ama Peki çocuk, uyuyorsa o anda uyandıracak mı bebeğini? ben bu dönemde uyandırın diyorum. Neden? İlk baştaki sarılık yüzünden söylüyorum bunu. Çünkü gözlediğim, eğer bebeğin yeni doğan sarılığı varsa ve çok uzun uyumasına fırsat veriyorsak, çocuk yeterince beslenemezse bu sefer bu sarılık değerleri artıyor ve işin içine fototerapi falan girince aile daha çok üzülüyor. O yüzden ilk dönemde zaten hekimleriyle sıkı bağlantı içerisinde olsunlar. Ben genellikle şöyle yapıyorum. O sarılık periyodunda çok kısa sürelerde emzirin diyorum, besleyin diyorum. Ondan sonra o süreç geçince biraz daha rahat olun diyorum. Bir ay sonunda bir bebek çok güzel kilo alıyor, her şey yolunda, sarılığı yok, her şey iyi gidiyorsa o zaman diyorum ki artık bu kuzu kendisi kalkıp emmeyi istiyor. Dolayısıyla bırakın uyusun. Bir aydan sonra gece uykularında işte 4-5 saati bile eğer ki güzel beslenen bir bebek de bulabilir diyorum. O zaman uyandırmayın. Ama bir aya kadar iki endişemiz var. Birisi sarılık, ikincisi kan şekeri düşmesi. Dolayısıyla bu süreçte bizim bebeğimizi biraz sık aralıklarla beslememiz Tamam. gerekiyor. Ve geceleri de en az en fazla 3 saat aşmayacak şekilde beslenme aralıkları olması lazım. Harika. Tamam. İşitme testi ne zaman yapılıyor bebeklere? Rutin mi? Rutin Tamam. hastaneden çıkmadan yapılıyor artık. Eskiden yapılmıyordu biliyorsun. Ama şimdilerde bu çok iyi bir uygulama. Mutlaka hastaneden çıkmadan yapılıyor. Bazen bebeklerin kulaklarında hafif kulak sıvıları olabiliyor ve işitme testinden geçemeyebiliyor. Aileler bu konuda çok endişeleniyorlar, ama çok gereksiz bir endişe. Çoğunlukla hiçbir şey olmuyor. Süper. Tekrar çağrılıyor bu arada. Tabii değil Geçemeyenler mi? tekrar çağrılıyor. Sonraki testte hiçbir şey bulunmayabiliyor. Yani normal Anladım. saptanıyor. Kalça ultrasonu peki rutin mi ve ne zaman yapılıyor? Sadece kız çocuklarına mı yapılıyor yoksa hepsine yapılıyor mu? Her çocuğa yapılıyor. Tamam. Yine bu eskiden yani bizim ihtisasımızın bittiği zamanlarda rutin yapılmıyordu, isteğe bağlıydı. Ama doğumsal kalça çıkığının fizik muayeneyle %100 anlaşılma ihtimali yok. Dolayısıyla biz bu kalça ultrasonunu mutlaka 1 ayı dolan her bebeğe yaptırmalıyız. Bir ay dolduğunda işte 3-5 gün gecikse bir şey olur mu? Hiçbir sorun olmaz. Ama daha uzun sürelerde geciktirmeyeceğiz. Bir ay dolunca kalça ultrasonunu yaptıracağız. Eğer ki kalça ultrasonunda şüpheli bir şey görürsek mutlaka 2. ayında bunun tekrarını Ha, yapıyoruz. tekrar edecek öyle mi? Tabii ki 2. Aha. ayında eğer ki
Yine baktık ki kalça ekleminde yine bir sorun gözüküyor. Hızlı bir şekilde pediatrik ortopediden konsültasyon istiyoruz. Çünkü erken dönemde saptanan kalça ultrasonlarının birçoğu kısa süreli atele konulduğunda düzeliyor ve operasyona gitmiyor. O yüzden mutlaka bir ay dolduğunda her bebeğe şu dönemde de dahil olmak üzere. Şimdi bana o da çok soruluyor. Ya işte biz ultrason yaptırmasak hastaneye girmesek ne olur? Hayır. Yani bir kere bile bir vakayı atlasak o çocuklardan bir tanesi operasyona gitse yine biz hekim olarak da çok üzülürüz. Aileler de çok üzülür. Tabii Çünkü canım, çok çok ciddi bir gereksiz bir şey, ameliyat. önlenebilen bir şey. Ya Evet. peki bir de şey var, ben bu, yeni duymaya başladım. Şimdi hep böyle insanlarda nostalji özentisi var ya, geriye dönüş özentisi. Bebeği kundaklama modası çıkmış ya. Şimdi Öyle bir şey var mı? Ne o öyle, Allah aşkına? Şimdi full kundak istemiyoruz bir kere onu söyleyeyim. Yani çok sıkı kundakların özellikle kalça eklemine zararı var. Ama son yıllarda hani bu sarıp sarmalanma hissi anne karnında Oluyor, çocukların oluyor. böyle hani şöyle bir hali var ya hani o hale gelmelerinin anne karnındaki özlemi rahatlattığı, anne karnının özlemi rahatlattığı düşünülüyor. Yani çok aşırı sıkı olmaksızın ve böyle hafif sarmalarına bir şey demiyoruz. Çok çok sıcak olmayacak, çok full kundak olmayacak şekilde. Ama tekrar söylüyorum, eski tipteki ağır kundaklar Yani kalça böyle bu şekilde çubuklarına yol böyle açıyor. mumya gibi İşte şekilde parmak olan. mumya gibi yapmasınlar çünkü kalça çıkığına neden olabiliyor. Ya peki bir jenerasyon böyle büyüdü ama. Yani bir jenerasyon, hatta yüzyıllar Yollarda boyunca. kancı ne geçmişle şu an arasında ne kadar çok kalça çıkıyor farkı var bir düşün. Değil mi? Yani evet. Yani. Ama hakikaten enteresan. Geriye dönüş, işte yok aşı Ya yaptırmayın, yok şunu yapmayın, yok bunu yapmayın. Bir de işte bir kundaklama eksikleri. onların hepsi için de söyleyeceklerim var. Orada da ben o işte benim annem 5 tane çocuk doğurmuş diye bir yandan bir baba konuşmaya başladığında hiç kaybınız var mı diye soruyorum hep. Çoğu zaman bir kaybedilen çocuk çıkıyor ve çoğu zaman onların altında aşıyla önlenebilir hastalıklar var. Ya bu aşı olayı hakikaten çok fena. Yani bu aşı karşıtlığı neyse, şimdi artık bu korona nedeniyle en azından o aşı karşıtları da piyasadan kayboldu galiba, değil mi? Kaçtı hepsi. Evet ama korona ortadan kalkmaya başladığı noktada Gene hepsi yine çıkarlar mı piyasaya piyasaya? çıkacaklar. Yine çıkacaklar. Yani Ya işte koronanın muhalif sesler mutlaka olması lazım ama muhalif seslerin, ben şöyle bir şey gözlemliyorum. Bu muhalif sesler ne kadar böyle bol el hareketiyle konuşursa, bol böyle bağırarak konuşursa o kadar inandırıcı oluyorlar. Ama o inandırıcılığın altındaki bilimsel şeylere daha fazla dikkat etmek lazım. Yani söyleme şekli daha ikna edici olunca birçok kişi peşinden koşturuyor. Ondan sonra ama bunun bilimsel bir, ya artık günümüzde biz endüstriyel toplumlardayız. Yani doğada yaşamıyoruz ki, doğadan artık biz bağımızı kopardık. O yüzden bu doğadan bağımızı koparmakla birlikte bazı şeylere maruz kalıyoruz. O bazı şeylere maruz kalmamız nedeniyle de o aşı takvimi, artı eksi değişiklikler olur ama artık kökleşmiş bir aşı takvimi var. O aşı takviminden sapmak falan filan, bunlar alınmaması gereken sorumluluklar. Yani bence 18 yaşın üzerindeki bir insan grip aşısını yaptırmak veya yaptırmamak veya korona aşısı çıkarsa eğer onu yaptırmak veya yaptırmamak konusunda özgürdür. aynı Ama fikirdeyim. siz bir çocuk adına bütün dünyada uygulanan bir aşıdan vazgeçmemelisiniz. Ceyhun Atuf Kansu, şair, bir çocuk doktorudur ve Kızamık Ağdı diye bir şiiri vardır. Ben bir günde bir köy yerinde 30 tane çocuğu gömdüm kızamığa bağlı diye. Yani köyler için bile bir miktar aslında geçerli bu durum. Ama yani şehirler için haklısın biraz daha fazla. Endüstriyel bir toplum oldukça bunların işte klasik o doğal yaşantıdan uzaklaştıkça mikrobiyatamız bozuluyor ve bir takım hastalıklara yatkınlıklarımız da artıyor. Ama bir tane kızamık
hayattan çocuk kaybedildiğini görmüş hiçbir kimsenin muhalif olma olasılığı yok. Ben bundan 23 yıl önce Cerrahpaşa'da bir çocuğu gördüm ve binlerce çocuğun menenjit nedeniyle hastaneye getirildiğini, bir kısmının ne kadar müdahale etsek de kaybedildiğini, bir kısmının hasarlı kaldığını içim kanı ağlayarak yaşadım. Dolayısıyla aşı karşıtlarının acaba yüzde kaçı böyle bir tabloya şahit olmuştur? Bilmiyorum. Ya. Yani benim ekonomi konuşmam gibi bir şey bu durum. Ben nasıl bir ekonomi konusunda otorite olamam ve bu konuda sadece okuduğum iki kitapla bir bilir kişi olarak konuşamazsam, hekimler dışında özellikle aşı ile ilgili konuşacak kişiler enfeksiyon hekimleridir, pediatristlerdir. Diğer hekimler için ben şu an kardiyoloji konusunda, kadın doğum konusunda senin söyleyeceklerin üzerine bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyemem. Dolayısıyla bu aşı konusunda da muhalif olan hekimlerin bir tane buna şahit olurlarsa aynı şeyi söyleyebileceklerine inanamıyorum yani. Süper. Biraz da soft konulara geçelim şimdi. Pişik nasıl Tabii ki. engellenir? Pişik neden olur ve nasıl engellenir? Pişik o derinin bütünlüğünün bozulmasıdır. Bir kere sık bez değiştirmeyi öneriyoruz. Çok fazla çiş ve kakaya maruz kalmasını istiyoruz bebekler. İkincisi pişikten koruyucu kremler var. Bunları günde işte çok abartmadan 3-4 kere sürebilirsiniz diyoruz. Ve bunları da tabaka halinde sürülmesini istemiyoruz. Çünkü o da yanlış bir uygulama. İnce bir şekilde sürmelerini öneriyoruz. Çok fazla abartılı 3-5 türlü krem, 3-5 türlü yağ bunları kullanalım mı? Hayır. Pişik olduğunda ne yapalım? Sıkça açık bırakalım. Havayla temas ettirelim o Ha, cildi. açık bırakılacak değil mi? Tabii. Evet. Yani o fazla nem pişiğin başta gelen nedenlerinden birisidir. Sıkça açık bırakmak o pişiği engeller. Bir de şöyle de bir şey var. Bazı çocukların cildi çok hassas olduğu için daha çok pişiğe yatkınlığı vardır. O bebeklerde belki biraz daha yüksek pişiği önleyici kremleri tercih etmemiz daha doğru olur. Süper. Bir soft soru da göz çapaklanması sık görülüyor değil mi yeni doğanlarda? Evet, çok. Ne yaparız? Ne yapmamız Yani lazım? bir kere çok fazla yeşil değilse çocuğun gözünü kapatacak boyutta fazla miktarda Tüy gibi cerahat bir şey gibi gelmiyorsa. tüy gibi gelmiyorsa kaynamış ılımış suyla gazlı bezle veya temiz bir tülbentle silinebilir. Ondan sonra ama eğer ki bu çok yoğun bir çapaksa gözünü böyle kapatacak boyutlu bir şeyse hekimiyle görüşür. O zaman yeni doğan döneminde olan konjüktivitlerde kullandığımız damlalar vardır. O damlalardan öneririz. Ama bazen de bebeklerin göz kanalı tıkalı olur. Burunla göz arasında bir kanal vardır. Bu kanalda tıkanıklık olursa bebeğin sık tekrarlayan çapakları ve konjüktivit dediğimiz tablosu olur. Böyle Sürekli durumda gözde da sıkılıyor tabii dışarıya. evet, dışarıya akıyor, ona bağlıdır. O durumda da biz bebekleri, annelere düzenli olarak şuradan başlayarak şöyle aşağıya inerek, sıvazlayarak iyice Ve bir masaj o öneririz. Ve bu kanala masaj masajı da yapıyoruz. aynen öyle o kanalı açmaya çalışırız. Bunu da hatırlamaları için unutulan bir şeydir. Ben derim ki ya emzirmeden önce yapın birkaç kere yapmanız için ya altını açtığınızda yapın böylece hatırlayın çünkü öbür türlü loğusalık çok zor bir süreç. Anneler doğal olarak
yemek yemeyi unutuyor, tuvalete gitmeyi unutuyor. Dolayısıyla bunu unutmamaları için deriz ki birkaç kere böyle ya emzirmeden önce yap ya altını açtığında yap. Ama bu masajla çok büyük bir kısmı düzelir. Düzelmeyenlerde basit bir operasyon gerekir ama çoğu yani %70'i diyebilirim ki bu masaja Kendi yanıt kendine verir yani. diyorum. Süper. Tabii ki en çok merak edilen konulardan bir tanesi göbek bakımı ve göbek ne zaman düşer? Nasıl bakımını yapmalıyız? Bize teslim edildi bebek, eve götürdük. Eskiden rutin her bebeğe biz alkollü bakım veriyorduk. Şimdi böyle bir şeyi rutinde önermiyoruz. Hızlı kendi kendine kurumasını istiyoruz. Çok özel bir kirlenmesi olmadıysa. Ama eğer ki bazen onfalit dediğimiz göbeğin etrafında bir sulanma veya bir akıntı görürsek o zaman alkollü solüsyonlarla önerdiğimiz solüsyonlarla gazlı bezle göbeğin o kordonun etrafını silmelerini öneririz. Ama normalde artık rutin her bebeğe bir göbek bakımı ve alkol ve işte gazlı bez gibi bir kit vermiyoruz. Gerekmedikçe bunu yapmıyoruz. Ama bir onfalit görürsek o zaman diyoruz ki evet bunu al. Düzenli olarak günde iki kere bu göbeğin etrafını temizleyelim diyoruz. Genellikle bu göbek düşmesi bir hafta civarındadır. Ama bazen bu hemen bir iki gün önce de olur. Bazen biraz daha uzun da sürer. Biz çok göbek düşene kadar yıkanılmaz diye bir kural yoktur. Yıkanılabilir ama en önemlisi göbek düşene kadar o göbek kordonunun etrafının sulu bırakılmaması gerekir. Bu çok önemli. Ya o yüzden yani hani eve götürdüğünde özellikle büyükler yıkamak ister. Elbet yıkayabilirsiniz ama o göbek kordonunun etrafını çok iyi kurulayın derim. Islak kalmasın. Çünkü ıslak kalınca bu onfalit ihtimali de biraz artar. Göbekten sızıntı, akıntı. Bir de daha geç düşer. Bu yüzden ben şöyle öneririm. Yıkayacaksanız da göbek düşene kadar bebeği her gün yıkamaya kalkmayın. Göbek düşene kadar hiç olmazsa hani bir kere götürdünüz eve yıkamak istiyor büyükler hadi yıkasınlar ama göbek kordonunun etrafını çok güzel bir şekilde kurulayalım ıslak kalmasın. Ondan sonra zaten bıraktığınızda 3-4 güne kadar o göbek düşecek. O yüzden hani hemen her gün yıkarsanız bu süreci uzatmış olursunuz. Göbek düşene kadar sık yıkamayalım. Göbek düştükten sonra ne sıklıkta yıkayalım? O da çok sık gelir soru. Ben şöyle öneriyorum. Bir kere gün aşırı yıkayabilirsiniz. Yaz kış bu geçerli. Yazın her günde çocuğun vücudu rahatlasın diye yıkamanızın bir mahsuru yoktur. Burada biz zaten bebek kirleniyor diye yıkamıyoruz. Bebekler bizim gibi böyle yoğun terleyen varlıklar değiller. Onlar daha tertemiz bir vücutları var. Burada sadece vücutları rahatlasın diye biz bunu yapıyoruz. O yüzden Gözenekler açılsın diye tabii, değil mi? hani aynen öyle, aynen öyle. Gün aşırı bence yıkamaları yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Süper. O göbek düştükten sonra ne yapacağız o göbeği peki? Atacak mıyız? Gömecek miyiz bir yere? Ha? Şimdi O da bir ritüel mi? bu konuda ritüel var. Çok böyle komik öyküler de vardır. İşte Amerika'ya gönderilmiş güvenlik tarafından Hadi yakalanan ya. işte Amerika'ya mı? yani mesela Amerika'ya göndermiş işte Harvard'ın bahçesine gömerken gelip güvenlik ne yapıyor diye öğrenciye bakıyor. Çünkü Amerika gibi bir yerde ya yani o dokuyu gömmek de hakikaten büyük şey cesaret ister yani. İşte yani böyle Direkt öyküler de siyah takım çok. elbiseli adamlar gelir yani direkt. İşte böyle çok komik öyküler de var. Ne kadar etkili bilmiyorum ama ben komik bir şey söyleyeyim. Oğlumun hiç bilmiyorum ne yaptığımı. Kızımı da evdeki yardımcıya sorduğumda demişti ki ben mutfağa koydum dedi. Mutfa Biz de İTÜ'ye gömdük ya. İTÜ'ye gömdük. Teyzesinin şeyine öğretim görevlisi olduğu yere gömdük Batuhan'ın.
Ama şimdi tabii ki tıp istiyor. Hiç alakası bile yok. Bak şimdi, bak şimdi yani. Şimdi demek ki bu neymiş? Çok umursamayın. Evet. Kendinize bakın. Bir yere gömmek için kasmayalım. Kesinlikle. Hakikaten yani şimdi ne yapılır göbek kordonu bir yere gömülmeyecekse? Atılır değil mi direkt? Çöpe mi atacağız? Atılır yani. Atılır, bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ama isterseniz Yani hatıra canlı olarak olmayan bir götür. saklayın. Hatıra olarak isterlerse saklasınlar. Peki şöyle bir şey var. Göbek hani böyle özellikle bayanlarda önemlidir ya göbek deliği. Böyle estetik bir görünümü olsun diye. Bunun için yeni doğan dönemde yapılabilecek bir şey var mı? Böyle bir Hiç öyle paraya bir şey yok. ekstra bir şey. Ha, Ha, öyle bir şey yapın. eskiden yapılırdı. O göbek fıtığı varsa hatırlarsan, bizim o yeni ihtisas aldığımız zamanlarda öğrenciyken bir para koyarlardı ve sararlardı göbek fıtıklarında. Şimdi bunun hiçbir anlamı olmadığı ispatlanıldı. Dolayısıyla herhangi bir şey sarmaya gerek yoktur. Göbeğin o ortasındaki bazen güdük kalır, göbek düşer, biraz sulu kalır. O göbek güdüğü olduğunda biz deriz ki bu ortada bir boşluk olmasın. Gümüş nitrat kalemi dokundurturuz. Ondan sonra ki ortada bir hani görsel olarak da bir sıkıntı yaratmasın diye. Ama özel bir şey yok yani. Hani çok çok güzel olsun diye göbeği şöyle yapalım diye bir şey yok. Sadece enfeksiyon olmasın diye hani o akıntılardan korumak lazım. O da işte biraz önce söylediğim gibi ıslak bırakmamayı istiyoruz göbeği. Ondan sonra eğer düştükten sonra da göbek güdüğü varsa biraz gözleriniz ortada böyle belirgin bir boşluk varsa gümüş nitrat kalemi dokundurtalım deriz. Süper. Şimdi ben şöyle bir konu aslında çok merak ediyorum. Yeni doğan, yani daha doğrusu ilk doğum anında rahim içinden çıkıyor, dışarıya çıkıyor. Bu bebek için daha soft bir geçiş olsun diye. Yani şimdi mesela bizde şöyle çalışmalar vardı. Acaba doğumhanede ışıkları kapatalım mı? Açalım mı diye. Parlak ışık verelim mi vermeyelim mi diye. Ondan sonra işte eski klasik ebeler popoya böyle vururdu falan filan. Onları bıraktık biz gerçi ama. Yani Evet. yeni doğana iyi davranmak demek. Bebek dostu hastane bunun daha uzun vadeli bir şey ama. İlk doğduğu anda mesela aspiratörü sokuyoruz çocuğun burnundan veya şeyden. Ondan sonra bir yerden birisi iğne yapıyor. Bir yandan birisi işte dinliyor falan filan. Anneye verilmesi gecikiyor. Şunu merak ediyorum sadece. Siz o ilk muayeneyi yapmadan normal doğumda biz direkt olarak mesela annenin kucağına versek onu veya sezaryanda direkt Veriyoruz olarak zaten. Veriyoruz. Ben, ama yani genelde burada alınıyor ya yan tarafa. bunu bence anne de çocuğun ama bu arada solunumsal sıkıntısı yoksa. Bu ayrı bir şey. Eğer Tamam. ki çocuğun bir nefes darlığı, solunum sıkıntısı yoksa, kalp atımlarında bir problem yoksa zaten artık bunu mutlaka anne ile bebeğin bir kucaklaşmasını istiyoruz. Normal doğumda çok daha kolay. Hemen göğsüne bir miktar yatırıyoruz. Bir Hemen kucaklaşsınlar yatıyorsunuz değil mi? istiyoruz. Yani o yan tarafı o şeyin altına, ısıtıcının altına almadan ilk önce veriyorsunuz değil mi? Şöyle yapıyoruz. Hayır. Şimdi hemen belki bir bakıyoruz. Bir ısıtıcının altına aldık. Bir sorun yok. Ama yani çocuk ağlıyor ve keyfi çok yerindeyse hemen de yapabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Kestiniz Göbek kordonu. kordonu. Klemplediniz. Ondan sonra hemen de verebilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Eğer ağlıyor, nefes darlığı yok, solunumu iyiyse. Eskisi gibi Kaan'cığım, eskisi gibi yoğun aspirasyonlar artık Yok değil yapılmıyor. mi? Yok değil mi? Yok. Çünkü hatta istenilmeyen bir şey. Eskiden hatta çok ilginç, bu mekonyumlu doğan bebeklerde bile artık eğer solunum sıkıntısı varsa hemen o böyle biz işte soluk borusuna tüp takar onları temizlerdik. Şimdi o uygulamalarında doğru olmadığı söyleniliyor. Eğer solunum desteğine ihtiyacı varsa sadece ağız içini temizle ve hemen ardından solunum desteği yap deniliyor. Yani dolayısıyla böyle çok derin aspirasyonlar artık istediğimiz bir şey değil, yapılmıyor da. Genel olarak yani istemen de anne göğsüne verilebilir. Ama genel olarak biz şöyle tercih ediyoruz. Bir bakıyoruz her şey yolunda mı? Bir kalp atımını falan diyor, dinliyoruz. İyi. Mutlaka ben sezaryenlerde yani şimdi çok
rutin eskisi gibi zaten hani hastanede çalışmadığım için rutin girmiyorum ama sen de biliyorsun senin de Tülin'in de birçok doğurduğunuz hastalarınızın bebekleri bana geliyor. Şimdi orada da ben mutlaka annenin göğsüne özellikle epidural sezaryansa yani normal doğumsa zaten yapalım diyoruz. Ama sezaryanda da epidural yapıyorsa mutlaka bir anneyle koklaşsınlar istiyorum. Çünkü bu gerçekten güvenli bağlanma artık çok konuşuluyor. Ya çok Yani o önemli bir şey canım. hani Yani o çok. Lorenz'in ördekleri gibi öyle bir deney var biliyorsun. Lorenz diye bir doktor şöyle bir deney yapmış. Ördekler ilk önce kimi görürse yavru ördekler onu annesi zannediyor. Yani böyle bir Doğrudur. şey tabii ki insan yavrusunda öyle bir şey olamaz da yani ilk bağlanmanın önemini vurgulayan ilk belki de çalışma bu. Yani ilk Evet. bağlanmanın ne kadar önemli olduğunu. Çünkü Çok çok önemli. bebek içeriden düşünsenize yani biz bunu mesela nerede gözlemliyoruz? Bebek doğar doğmaz ağlamaya başlıyor. Ondan sonra annecinin yanına gelince böyle koyuyorsun onu birden susuyor. Çünkü neden o Kesinlikle. güvenilir ortama tekrar geri dönmüş oluyor bir an önce. Kesinlikle. Yani annenin sesinden tutun Kalp dedim ya atışları. yediğini kalp atışları, kokusu. Babayla bağ sen de biliyorsun hem baba olarak biliyorsun hem hekim olarak belli bir zaman çoğu zaman belli bir zaman alıyor ama anne bağı öyle değil yani zaten o kalp atımını duyduğu anda anne yani o andan itibaren anne Tabii tabii oluyor canım tabii ve kesinlikle. Kesinlikle. sonra da devam ediyor. Şu topuk kan testi çok merak ediliyor. Zorunlu mu? Ne yapılıyor? Ne zaman yapılıyor? Özel hastanede mi, devlet hastanesinde mi yapılıyor yoksa ASM'lerde mi yapılıyor? Onu bir bize anlatabilir misin? Ya ben de öğrenmek Tabii. istiyorum Tabii. onu. Şimdi şöyle bu topuk testi dediğimiz testi halk arasında da zeka testi denilir. Burada rutin bakılan fenilketonuri var, TSH var, son yıllarda kistik fibroz var. Bazı Kistik fibroz rutin bakılıyor mu? Bakılmaya benim bildiğim devleti çok emin değilim ama özellerde artık rutin bakılıyor. TSH ve Bize fenilketonuri bir kere yasal olarak zorunlu galiba, değil mi? rutin yasal olarak zorunlu ama kistik fibroz da son yıllarda bakılmaya başlanıldı. Ayrıca diğer metabolik hastalıkların birçoğuyla ilgili birçok özel hastanenin total paneli var. Ama fenilketonuri ve TSH olmazsa olmaz bir test. Şimdi burada şimdi normal doğumlar bir gün sonunda taburcu oluyor. Sezaryenler son özellikle bu süreçte biraz daha erken taburcu Yok, biz onu olma gene durumları iki da diyelim. oldu. İki diyelim biz onu gene. Yine iki diyelim. 48 saat sonunda taburcu oluyor. Ama burada önemli olan bebek 48 saat doğru düzgün beslendikten sonra bu sonuçlar doğru sonuç veriyor. O Yani yüzden erken şimdi biz yaparsak hiçbir bebeği anlamı yok. Tabii. hiçbir anlamı yok. Bebek bir gün sonra taburcu oldu. Bir gün sonunda yine alıyoruz. Kanunen almak zorundayız çünkü. Devlet bize diyor ki bir gün sonunda da olsa siz bu testi almak zorundasınız. Ama bir gün sonunda alınan test yeterli değil. Biz 48 saat bir bebek çok doğru düzgün beslenilecek. Ondan sonra alınan sonuç doğru oluyor. Dolayısıyla bu hani bize de çok geliyor. Ne olur işte bir kere alınmıştı, ikinci testi aldırmasak ne olur? Eğer bebek 48 saat çok doğru düzgün beslenilmişse ve bu test 48 saat olduktan sonra alınmışsa olabilir. Ama bu olmadıysa biz mutlaka bazı özel hastaneler diyor ki biz alıyoruz sorun yok ikinci testi de biz alırız. Gitmenize gerek yok. Yanlış değil. Özel hastanede de yapılabilir. Ama eğer ki özel hastane biz hayır ikinci testi almıyoruz diyorsa mutlaka bu 48 saat doğru düzgün beslenilmeden alınmışsa ilk test mutlaka ikinci testi sağlık ocaklarında versinler. Çok önemli. Fenilketonuri çok önemli bir doğumsal metabolizma hastalığı. Erken tanıyla çocuğun bütün geleceği, zekası, her şeyi değişen
bir durum. Ve 2000'de bir oranında Türkiye'de. Dolayısıyla biz fenilketonuriyi erken tanı koyarsak çok büyük oranda yüz güdürücü sonuçlarımız oluyor. Tiroid için de aynı Hipotiroidi şekilde değil mi? için de aynı şey geçerli. Geç kaldığımız olgularda zeka ile ilgili ciddi sonuçlar olabiliyor. Dolayısıyla bunun için ikinci test topuğundan kan alınacak diye üzülmeyin. 48 saat doğru düzgün beslenilmeden alınmışsa özellikle ilk test, mutlaka ikinci testi sağlık ocağında da verebilirsiniz. Hastane alıyorsa hastanelerde de, devlet benim bildiğim ikinciyi sağlık ocağında aldırın diyor. Ama bazı özel hastaneler biz ikinciyi de burada alıyoruz diyor. Öyle o, hiç önemli değil. Nerede olursa sağlık ocakları da bu konuda bu dönemde çok sorulan bir şey. İşte biz bu tarama testini aldırmasak, girmesek sağlık ocağına ne olur? Hemşire ve hekim arkadaşlarımız bu dönemde çok büyük özverilerle çalışıyorlar. Açık havada kan alan, açık havada aşı yapan hemşire arkadaşlar duydum ki aileler sağlık ocaklarına girmeye korkuyor diye. Dolayısıyla bizim için bir yeni doğan tarama testinin yapılmaması ve geç tanı konulması koronavirüsten daha tehlikeli olabilir. O yüzden yani biz bu tarama testlerini mutlaka yaptırmamız lazım. Evet, bu çok önemli bir şey ya. Yani şu söylediğin çok önemli. Koronavirüsün görülme yüzdesiyle bu şeylerin görülme yüzdesi birbirine Aynı değil. uçurum var aralarında. Yani Evet, işte, aynen öyle. koronavirüse yakalanmayalım derken bir şeyi de atlamamak lazım. Kesinlikle. Bazı anneler diyor ki mesela doğum yaptıktan sonra bana soruyorlar işte eve tartı alayım mı falan diye. Böyle bir zorunluluk var mı ya? Evde sürekli tartıda Hayır, kalayım falan. lütfen almasınlar. Lütfen Alıyorlar ya. günlük tartı, biliyorum ben de hep söylüyorum. Ya lütfen almayın diyorum. Çünkü Ya. günlük tartı diye bir şey yoktur. Yok değil mi? Günlük tartı annenin sadece moralini bozar. Çocuk kaka yapar, tartar, düşük çıkar. Beslenip tartar fazla çıkar. 2 günün arasında böyle anlamsız farklar olur. Bu da sadece aileyi daha çok endişeye maruz bırakır. O yüzden eve tartı almayın. Zaten şöyle, benim önerim şöyledir. Şimdi biz taburcu oldu bebişimiz. Ondan sonra ben genellikle erken beni ikinci bebeklerde özellikle ararlar size ne zaman geleyim diye. Ben derim ki taburcu olduktan 2 ya da 3 gün sonra ben sizi bir göreyim. Görürüm, bir tartısına bakarım, sarılığına bakarım. Eğer ki eğer sıkıntı varsa 1 gün 2 gün sonraya çağırırım. Ondan sonra da ortalama 5 günde bir haftalık sorun yoksa süreçlerde bir iki kere daha bakarım. Sonra da ayda bir bakarız. Zaten yani hani bu tartıyı ilk günler için almanızın anlamı yok. Çünkü bu ilk günlerde karar mekanizması siz olamazsınız. Hekim buna Tabii, karar tabii verir. canım. Tabii, Anne aynen. sütünün yetersizliğine veya mama takviyesi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek tek kişi hekimdir. Yeni doğan bebeği döneminde bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Bebeğin sürekli aranması, sürekli ağlaması, huzursuz olması, bunların hiçbirisi tek başına açlık kriteri değildir. Genel olarak şunu söyleyebiliriz. 5-6 kere çiş idrar dolu bezi alıyorsa anne, evet, anne Ağırlaştı bir şekilde sütünün böyle. yedi. Aynen öyle. Artık o da kolaylaştı kancım. Bezin üzerinde iz görünüyor. Eskiden. Oo, Ya vay, ya işte bu ne bak ya? son yılların, ya son yıllar Allah bizi Allah, nasıl acaba bir izole yaptı ya? mı diye. İşte bir böyle farklı bir mavileşme falan, böyle öyle bir şey yapmışlar ki Vay çiş be. yapan, çiş olan bez ayrı gözüküyor. Biz eskiden yaptı mı tartalım, koklayalım falan şeklindeydi. Şimdi öyle değil. Çiş dolu bez varsa günde 5-6 kere ilk günlerde bir kriter budur. İkincisi, ilk o bir haftalık tartı kaybı olduktan sonra, fizyolojik tartı kaybı bittikten sonra günlük 20 gramın üzerinde bebek haftada ortalama 150 gram civarında kilo alıyorsa bebek doyuyordur.
Bunun haricinde bebeğin aranması, ağlaması, huzursuzluğu açlık kriteri değildir. Peki. Hemen bir soru sana. Ama kendin de yaptın mı onu söyleyeceksin. Emzik. Tabii. Şöyle ilkinde çok akademik kaygılarım vardı. Tabii ki vermedim. Ondan sonra dedim ki hayır, kesinlikle ben o plastik şeylerden hoşlanmıyorum. Hatta anne olmadan önce çok yoğun bir emzik karşıtı bir hekimdim. Ondan sonra fakat ilki yaklaşık 3 yıl boyunca günde, gecede 8 kere kalkınca, ikinci de eşim Yavuz dedi ki hastaneye götüreceğim emziği ekin için. Yok dedim, o kadar değil. İlk bir ay bir kere mümkünse, çok istediğimiz bir şey değil emzik. Emzik karşıtı değilim, taraftarı bir hekimim artık. Ama ilk bir ay özellikle emme tembelliği yarattığı için yalancı emziği önermiyorum. Ama Bir aydan şey, sonra dış da bir açıdan mı önermiyorsun yoksa hayır, emme emziği? tembelliği, anneyi emmeyip emziği emmeye başlıyor bu Bak mesela hep sefer. yanlış biliniyor işte dişleri yamuk oluyormuş bilmem ne falan filan. Onunla alakalı Hayır. değil. Emme tembelliği yarattığı için değil İlk mi? bir ay için, ilk bir Heh, ay için ilk bir ay için. Tamam. evet. Bir aydan sonra da şunu söylüyorum. Eğer ki bebeğiniz düzenli işte 3 saatte bir, geceleri 3 saatte bir kalkıyor. Gündüz biraz daha sık emiyor ama hani sizi yalancı emzik haline getiren bir bebek değil. Uykusu düzenli, huzursuz değil, emme güdüsü çok abartılı değil. Bu bebeğe niye yalancı emzik verelim, vermeyelim? Ama bebek çok güzel kilo alıyor. Anne sütü çok yeterli ama gece gündüz memede yaşamak istiyor bir ayı geçen bir bebekte. O zaman diyorum ki uykuya geçişlerde sürekli ağzında olmayacak şekilde sadece uykuya geçişlerde yalancı emzikten yararlanabilirsiniz diyorum. Burada da klasik kitaplar bir yaşın üzeri diyor ama bir yaşın üzerinde yalancı emziği bırakmak çok kolay bir durum değildir. Ama 2 yaşın üzerinde yalancı emziği devam etmeyin diyorum. 2 yaşın üzerinde kullanılan yalancı emzik damak yapısını bozabiliyor. 2 yaşın üzerinde kullanılan. Ha, bak Evet. bu bilgiyi tamamladığımız iyi oldu. Peki şöyle bir şey var bir de uyuduğu zaman mesela aşırı uyuyor uyandıramıyorum diyor. Ne yapması lazım? Mesela geceleyin belki de seni arıyorlar onun için çocuğu Tabii. uyandıramıyorum falan filan diye değil Tabii. mi? Nedir o? Altını açalım. En büyük, yani bir kere ağzını burnunu sıkıştırmaya çalışmayın derim. En çok Bak yapılan bak şey öyle mi şudur. yapıyorlar? Şöyle yapıyorlar. Şöyle Ama yapıyorlar uyandırmaya çalışmak için. aa. Ben derim ki altını açın. Çünkü altı açılan, zaten biliyorsun bebekler altı açıldığında özellikle ilk 2 ayda uyanır ve ağlarlar. Muhtemelen kendilerini, o hep söylüyorum ya, sarmalanma hissini seviyorlar. O yüzden altı açıldığında bir miktar boşlukta hissediyorlar kendilerini ve özellikle ilk bir ayda, bazen ilk 2 ayda altı açıldığında ağlıyorlar. Ağlayınca da uyanıyorlar. O yüzden en başta altını açın derim. Bazen altı açıldığında da uyanmaz. O zaman derim ki full soyun. Bebeği bir Ha. soyun. Soyun. Soyununca yine aynı şekilde o boşluk hissinden uyanırlar ve emerler. Yani onun haricinde ağzını burnunu sıkıştırmaya çalışmayın. En klasik yöntem altını açın. Süper. Şimdi tabii ki bu sadece annelerin %50'sini ilgilendirecek. Yeni doğan sünneti konusunda ne düşünüyorsun? Ne zaman yapılmalı? Nasıl bakımı yapılır yeni doğan sünnetinin? Şimdi yeni doğan sünnetiyle ilgili her zaman birçok konuda olduğu gibi hekimler ikiye ayrılmış durumda. Senin eşin de bu arada urolog olduğu için tabii seni de Ürolog, yakından ilgilendiren bir şey. evet, ama o da mesela yeni doğan sünnetine taraftar bir hekim değildir Yavuz'da. Şimdi şöyle, yeni doğan sünnetine bir kere hemen hastaneden çıkmadan falan öyle bir şeyi önermiyorum. Neden? Çünkü ya hayata adapte olmamış durumda çocuk. Yani bir durun, bir anne memesine adapte olsun. Yeni ağrısızı yüklemeyelim ona. Çünkü klasik yeni doğan dönemindeki sünnetin en önemli isteklerinden birisi, çocukların yeni doğan döneminde ağrı duyusunun daha az olduğu düşünülüyor.
Ama şunu unutmayın, sıfır değil. Öyle bir şey Nerede? yok ya. Yok, Ha? yani aileler böyle algılıyor. Diyor ki, bu dönemde sıfır. Halbuki öyle değil. Çocuktan kan alınca alıyor, aşı yapınca alıyor. Böyle bir şey yok. Eğer aile yaptırmak istiyorsa, ben şöyle öneriyorum. Bir, önce şu sarılık falan var mı bir görelim. Instagram kasmaya Yani. başladı. 15 saniyemiz kalmış. O zaman hoşça kal mı diyelim? Yok, şöyle diyelim. Bu videoyu ben şimdi yükleyeceğim ama tabii ki söyleyeceklerimiz bitmedi. Bir dahaki canlı yayın için ben sana